Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarım, hacimce yüzde derişimlere geldik. Çözücü ve çözüneni, sıvı olan çözeltilerde, çözeltinin 100 mililitresinde, çözünen maddenin mililitre cinsinden hacmine biz ne diyeceğiz? Hacimce yüzde derişim diyeceğiz ve yüzde ve ile göstereceğiz. Hacimce yüzde derişimi bulurken çözünenin hacmi bölü çözelti, çözeltinin hacmi çarpı yüz bağıntısını kullanacağız. Arkadaşlarım, burada şuna dikkat ediyoruz. Çözeltinin hacmi ne olacak? Çözücü ve çözünenin, çözücü ile çözünenin hacimleri toplamını alacağız. Verilen sıvıların hacimleri toplamını alacağız. Şimdi gelelim örnek sorularla pekiştirelim. 80 mililitre benzen 320 mililitre karbon tetra klorürle aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltide benzenin hacimce yüzdesi. Arkadaşlar, benzenin hacmi kaç mililitre verilmiş? 80 mililitre. Peki karbon tetra klorürün hacmi kaç mililitre verilmiş? 320 mililitre. Biz bu ikisinin hacmini topladığımız zaman çözeltinin hacmini buluruz ki 400 mililitre eder. Arkadaşlar, benzenin biz hacimce yüzdesini bulacaksak hacmi 80, çözeltinin hacmi 400 çarpı 100 bağıntısından ne çıkacaktır? %20 çıkar. Arkadaşlar, geldik ikinci örneğimize. 12 mililitre etil alkol ile 18 mililitre su aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözelti etil alkolün hacimce yüzdesi nedir? Arkadaşlar, etil alkolün hacmine ne demişiz? 12 mililitre. Suyun hacmine ne demişiz sevgili canlar? 18 mililitre. Bu ikisini toplarsak çözeltinin hacmi ne olur arkadaşlarım? 30 mililitre. Arkadaşlar, etil alkolün hacimce yüzdesi isteniyor. Etil alkolün hacmi 12, çözeltinin hacmi 30 çarpı 100 bağıntısından %40'ı verir ki doğru cevabımız %40 olur. Arkadaşlar, geldik başka bir örneğimize. 9 mililitre kezzap ile 27 mililitre tuz ruhu aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Oluşan çözeltide kezzabın hacimce yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar, kezzabın hacmi 9 mililitreymiş. Arkadaşlar, tuz ruhunun hacmi ise 27 mililitre. Çözeltinin hacmi bu ikisinin hacimleri toplamıysa 36 mililitre yapar. Kezzabın biz hacimce yüzdesini bulacak olursak arkadaşlar, kezzabın hacmi 9 mililitre bölü çözeltinin hacmi 36 çarpı 100'den %40'ı verir sevgili canlar. Sevgili arkadaşlar, geldik başka bir başlığımıza. Milyonda bir kısım. Kütle ya da hacim yüzdesi çok küçük olan çözeltilerde derişim olarak ppm, yani milyonda bir kısmı kullanırız. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üzeri 6 deriz. Arkadaşlar, burada çözücü ve çözünenin birimleri ne olmalı? Kütle birimleri aynı olmalı ki götürmeleri yapabilelim. Bunun için şunu bileceğiz arkadaşlarım. 1 gramımızın değeri nedir arkadaşlar? 10 üzeri 3 miligramdır. 1 kilogramın değeri ise arkadaşlarım 10 üzeri 3 gram. Ama 1 kilogram bu koşullarda ne olacaktır? 10 üzeri 6 miligrama eşit olacaktır. Arkadaşlar, 1 tonun değeri 10 üzeri 3 kilogram. O zaman 1 tonun değeri ne olacaktır? 10 üzeri 6 grama denk olacaktır. Ve arkadaşlar, biz 1 litreyi 1 kilogram olarak alabileceğiz. O zaman örnek sorumuzla biz olayı açıklayalım. Bir tuzun 8 miligramı, o zaman çözünenimiz tuz ise çözünen ne oldu? 8 miligram. Bir tuzun 8 miligramı ile
2 kilogramlık çözelti hazırlanıyor. O zaman arkadaşlar çözeltinin kütlesi 2 kilogram. Bakınız birimlere bakalım. Miligram kilogram eşit mi değil. Eşitlemek için kilogramı miligrama çevirirsem 2 çarpı 10 üzeri 6 miligram. Siz miligramı kilograma dönüştürseniz de sonuç aynı çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar sorunun devamında ne diyor? Tuzun sulu çözeltisindeki derişimi kaç ppm'dir? PPM'imiz eşittir. Çözünenin kütlesi 8 miligram. Çözeltinin kütlesi 2 10 üzeri 6 miligram. Çarpı 10 üzeri 6'lar gitti, miligramlar gitti. Buradan kaç çıktı? 4. PPM'imiz kaç oldu sevgili arkadaşlarım? 4. Geldik başka bir sorumuza. 2 kilogramında 7 miligram iyon içeren çözelti hazırlanıyor. Buna göre iyonun çözeltideki derişimi kaç ppm'dir? Arkadaşlar çözeltiye ne demiş? 2 kilogram. 2 kilogram çözelti. Çözünene ne demiş arkadaşlarım? Çözünene de demiş ki 7 miligram iyon. PPM'i bulabilmek için ne demiş? İyonun çözeltideki derişimi kaç ppm'dir? PPM'ini bulacağız ama öncelikle çözelti ve çözünenin birimleri eşit değil. Eşitlemek için kilogramı grama dönüştürürsem, miligrama dönüştürürsem 2 10 üzeri 6 miligram yapar. Arkadaşlarım PPM'imiz eşittir. Çözünen 7 miligram. Çözelti 2 10 üzeri 6 miligram. Çarpı 10 üzeri 6'lar gider, miligramlar gider. Buradan ne çıktı? 3.5 çıkar ppm'imiz. Arkadaşlar gelelim başka bir sorumuza. Dicle'nin evlerinin yanında akan kurbağalı derenin 0.5 litresinde 7.5 miligram kurşun vardır. Buna göre Dicle'lerin evlerinin yanında akan kurbağalı derenin derişimi kaç ppm'dir? Arkadaşlar çözünenin kütle çözünen ve ne yapıyoruz? Çözeltinin kütlesini alıyoruz. Çözelti diyoruz. Arkadaşlar çözelti 0.5 litreymiş. 0.5 litre. Çözünen de 7.5 miligram kurşunmuş. Bir kere birimler eşit değil. Öncelikle 0.5 litre ne olur? 0.5 kilogram. Miligrama çevirecek olursak 0.5 çarpı 10 üzeri 6 miligram. Ne yapıyoruz ppm'de? Çözünenin kütlesi 7.5 miligram bölü çözeltinin kütlesi 0.5 çarpı 10 üzeri 6 miligram çarpı 10 üzeri 6'dan gider, birimler de gider. Kaç kaldı arkadaşlarım? 15 ppm oldu. Geldik arkadaşlarım başka bir sorumuza daha. Nazarların çeşme suyunda nitratın iyon derişimi 47 ppm'dir. Nazarların çeşme suyunun 2 litresinde kaç miligram nitrat çözünmüştür? Arkadaşlar M çözünen bilinmiyor. Kaç miligram olduğu bilinmiyor. Artı kaç litre? 2 litre su demişiz. Çözeltinin kütlesi 2 litre. Kilograma çevirdim, 2 kilogram. Miligram istendiği için miligrama dönüştürdüm. 2 10 üzeri 6 miligram. PPM'imizin değeri de 47'ymiş. Değerleri yerine koyalım. PPM eşittir. Çözünenin kütlesi bölü 2 çarpı 10 üzeri 6 miligram çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6'lar gitti. Buradan çözüneni çektiğimiz zaman 94 miligram olur ki cevabımız da budur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.